Ölü sayısı 20'ye yükseldi dedik. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. A Haber muhabiri Sercan Bilgi Hastane'den bize son durumu aktaracak. Şimdi Sercan, seni dinliyoruz. Evet, Nihan Günay, Lice'deki patlamanın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. İlk etapta bir kişi hayatını kaybetmişti kaza sırasında. 67 kişi de yaralanmıştı. İşte o 67 kişi gerek Diyarbakır'da gerek çevre illerde tedavi altına alınmıştı. Ve bugüne kadar bu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi buldu. Yaralı sayısı ise şu an itibariyle 47. Şu anda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyiz ve yanımızda bir konuğumuz var. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Sadullah Yirgin yanımızda. Detayları kendisine soracağız. Kendisi hem buradaki yaralıların son durumu ve diğer detaylarla ilgili bilgi verecek. Evet efendim, şu an hastanemizde kaç yaralımız var, son durumları ne? Efendim, şimdi hastanemizde yanık ünitemiz yoğun bakımda 4 tane yaralı hastamız mevcut. Bunlardan bir tanesinin %80 yanığı mevcut olup genel durumu orta kötü diyebiliriz. Hayat tehlikesi mevcut olan tek hastamız. Diğer bir hastamız da %40 yanık. %40 civarında bir yanığı mevcut. Hayat tehlikesi mevcut olmakla beraber gittikçe iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Diğer iki hastamızda %30 civarında yanık, kollarda, sırtta ve bacaklarda yanıkları mevcut olan hastalarımız. Bunların durumu iyi. Herhangi bir problem şu an için beklemiyoruz iki hastamıza. Yaralılardaki bu ölü sayısındaki artışı neye bağlıyorsunuz efendim? Şimdi bize müracaat eden hasta sayısı 26 civarındaydı. Tabii hem Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığımızın ciddi desteğiyle beraber hastanemizdeki seforla 16'sı uçak, ambulans, uçak, helikopter ve karayoluyla değişik hastanelere sevk edildi. Bizde 10 hasta civarında kaldı. Daha sonra yoğun bakım yokluğu nedeniyle sıkıntımız olduğundan dolayı iki hastamızı daha sevk etmek zorunda kaldık. Hastanemizde toplam 4 hasta vefat etti. Tabii yanık yüzeylerinin çok büyük olması, patlamanın şiddeti, genel travma etkisi, tabii bu sırada kaybedilen sıvı ve değişik nedenlerden dolayı maalesef 4 hastamızı kaybetmiş bulunmaktayız. Yani yanıklar 3. dereceyi falan gören... Tabii çok ciddi yanıkları olan hastalarımız mevcuttu. Örneğin dün dahili yoğun bakımda kaybettiğim hastanın yanık yüzdesi çok yüksek ve çok ileri düzeyde yanık oranlar mevcuttu. Peki şu anki yaralılarda, yani durumu iyiye doğru giden yaralılarda kalıcı bir hasar meydana gelir mi acaba? Şimdi onu şu an için net ileri görüp kesin söylemek, tabii onun için gerekli önlemler alınıyor. Hastanın yara durumuna göre, gidişatına göre gerekirse tabii yanıklar genel itibariyle skar dokuları veya oradaki eklem kısıtlamaları yaparak fonksiyon kayıplarına neden olabilir. Şu an iki hastamızda öyle bir durum beklemiyoruz. Ama tabii bu olmayacaktır anlamında değil. Olursa müdahalelerle ve gerekirse cerrahi müdahalelerle bunların önlemi alınabilir. Yani şu an itibariyle bir hastamızın ciddiyetini koruyor. Diğer yaralarda ise herhangi bir problem görünmüyor. İnşallah problem çıkacağını da düşünmüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Nihan Günay, sizler de dinlediğiniz gibi şu anda Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bulunan bir hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Diğer yaralarda ise iyileşmeye doğru giden bir durum var. Gelişmelerle ben karşınızda olacağımızı belirtelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.